İyi akşamlar sevgili Aks TV izleyicileri. Samsun Otizm Çocuklar Derneği olarak sunmuş olduğumuz Yağmur Çocuklar programına sizler ekranları başınıza. Sevgili konuklarım, dernek başkanımız Sayın Hatice Tozkoparan ve eski adıyla Samsun Fahriye Kemal Kızılot Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, yeni adıyla Engelliler Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürümüz Sayın Namık Alkan, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız hocam? Mersi, sizleri sormalı. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Sizlerle, Aksiv ile daha da güzel günlere adım atacağız inşallah. İnşallah, çok teşekkürler. Bugünkü konumuz otizmde eğitim. Konumuza geçmeden öncelikle Namık Alkan kimdir? Hocam siz biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Efendim, ben sözlerime başlamadan önce bizlere bu güzel fırsatı veren, başta AKS televizyonumuzun saygıdeğer yöneticilerine, siz değerli moderatörlerimize, yayının hazırlanmasında, bu yayının hazırlanmasında emeği geçen tüm AKS çalışanlarına, şahsım, kurumum ve tüm otizmli çocuklar adına şükranlarımı sunuyorum. Ve bizleri ekranları başında izleyen değerli izleyicilerimizi de saygılarımla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim, Namık Alkan, aslen Amasyalıyım ben. Çocukluğumun büyük bir kısmını İstanbul'da geçirdim. İlkokulu İstanbul Kandilli İlkokulu'nda. Ortaokulu ve liseyi Amasya'da. Üniversite eğitimimi ise Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde tamamladım. 1996 yılında Ordu'nun Ünye ilçesi Pelit Yatak kasabasında öğretmenliğe başladım. 1998 yılında Samsun'a atandım ve 98 yılından bu yana da Samsun'un değişik okullarında öğretmenlik ve idarecilik hayatımı sürdürmekteyim. Hı hı. 2005 yılından bu yana da özel eğitim içerisindeyim. Özel eğitimin çeşitli kademelerinde çalıştım. 3 yıldan bu yana da Fahriye Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin müdürlüğünü yapmaktayım. Teşekkürler hocam. Okulumuza geçmeden önce OÇEM eski adıyla yeni adıyla eğitim uygulama merkezi. Okulumuzun geçmeden önce bir VTR'miz var okulumuzla ilgili. Onu biraz izleyelim. Daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. OÇEM yeni adıyla eğitim uygulama okulumuzun tarihçesini sizden biraz alabilir miyiz hocam? Tabii. Otistik Çocuklar Okulu ilk olarak 2002-2003 eğitim öğretim yılında bugünkü
İlk Işık Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin ikinci katında 3 derslikle eğitim öğretimine başlamış. Daha sonra mekan ve sınıf yetersizliğinden dolayı ihtiyaca cevap veremediği için yeni bir okul açılmasına karar verilmiş. Bugünkü Küçük Kolpınar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'ın kayınvalidesi ve kayınpederleri Fahriye ve Kemal Kızılotlar'ın maddi desteğiyle bugünkü çocukların eğitimini 2010-2011 eğitim öğretim yılında sunulmuş. Ben burada sizlerin aracılığıyla bu güzel kurumu Samsun'umuza kazandıran hayır sahiplerimiz Fahriye ve Kemal Kızılotlar'a ve okulun yapımında büyük emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'a ve eşlerine otistik çocuklarımız adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Çünkü Özlem Hanım, bu okul Samsun'da çok farklı konumda olan bir okul. Eğer Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir sınırları içerisinde düşündüğümüzde birçok ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde okullar bulunmakta. Fakat otizmli bireylerin gidebileceği bu okuldan başka bir okul yok. Onun için değeri, kıymeti buradan kaynaklanıyor. Gerçi bu kıymeti, değeri otistik bireyi olan anneler, babalar daha çok bilmekte. Özellikle de Hatice Hanım'ımız mesela bizim geçen seneki velimiz, okul aile birliği üyemizdi. Bu süreci, sıkıntıları en iyi, bizden daha iyi onlar biliyor. İsterseniz süreç hakkında, bu sıkıntılar hakkında, bu okulun yapımı hakkında ondan da faydalanabiliriz. Bizden daha işin içerisinde olan bir arkadaşımız. Bir veli olarak, dernek başkanı olarak değil, bir veli olarak ne gibi zorluklar yaşandı okul konusunda? Şimdi yapım aşamasında siz vardınız zaten. Evet, evet. O Namık Bey'in bahsettiği küçük okulda Haydar Kemal'le biz eğitime başladık. Namık Bey'in de belirttiği gibi gerçekten mekan, fiziksel imkansızlıklar dahilinde en iyi hizmeti vermeye çabasını sürdürürken dışarıdan da gelen otizmli çocukların talepleri artık sınıf yetmez hale geldi. Bu bağlamda yeni okul arayışları derken hocam da belirttiği gibi Büyükşehir Belediye Başkanımızın rehberliğinde biz bu okula kavuştuk, ama bu okula kavuşurken tabii ki kermesler düzenledik, velilerle organize olduk. Dolayısıyla okulun o kazanma aşamasında hani bir anne 9 ay bebeğini sevgiyle, özlemle bekler. Biz de o hasretle, o özlemle bekledik. Nitekim açıldığı gün zaten hem kendi çocuklarımıza umut vaat ettiği için hem de geriden gelecek çocuklara rehber olacağı için bizim için gerçekten hani nadide bir cevherdi okulumuz. O bağlamda o zorlukları hani aşmaya çalıştık, ama bizim her zamanki sıkıntımız, biz otizmli aileler birlik olma konusunda biraz içe kapanız, içe dönüyoruz. Kendi çocuklarımızın sosyal problemlerinden ötürü sosyal dünyayla pek fazla iletişim kuramıyoruz ya da kurmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda birlik olmak bizim nezdimizde gerçekten zor, ama biz o okulu kuruş aşamasında bu zorluğu yendik ve okulumuzu kavuşturduk. Şu an itibariyle de lise kısmında aynı serüveni beraber sarf ediyoruz. İnşallah aynı coşkuyla lisemizi de açacağız. Az önce bahsettiğiniz şey, ailelerimizin biraz içe kapanık olduğunu, evet, sosyal olamadığını bahsettiniz. Dün bununla alakalı bir organizasyon yaptık. Dilerseniz bu organizasyondan bahsettiniz Sayın Başkanım. Şimdi dün biz Fahriye Kızılot Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, ben OÇEM diyeceğim, uygulama merkezine daha dilim alışmadı. Ekran başındaki seyircilerimiz için lisan etkisi affetsinler. Ben eski tabirini kullanmayı yeğliyorum. Bu sevgili OÇEM'le gene Bafra'daki Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, Doğan Kaya, yine Çarşamba Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ile beraber bir kahvaltı organize edelim dedik. Bu kahvaltı organizasyonumuzu yerine getirirken de başta Büyükşehir Belediye'miz, gene bu alanda biz dernek olarak Samsun Otizmli Çocuklar Derneği, gene Samsun Engelliler Federasyonu, gene Refleksoloji,
Psiko Akademi ile beraber biz bu organizasyonu gerçekleştirdik. Biz yola çıkarken tereddütlerimiz vardı. Demin de dile getirdiğim gibi biz veliler bir araya gelmekte sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü çocuklarımızla sosyal ortama çıkmakta, sosyal ortam içerisinde çocuklarımızla adaptasyonu herkesin eşit seviyede değil. Dolayısıyla çocuklar okul esnasında biz bu etkinliği yerine getirdik. İşte dün saat 9 ile takriben 11.30-12 arasında umduğumuzdan çok fazla katılım oldu ki burada da bizi o günde yalnız bırakmayan, dün bize desteğini esirgemeyen Namık Bey'e ve hocalarımıza, velilerimize teşekkür etmek istiyorum. İstendiğinde birlik olabileceğini gösterdik bir nevi. Hani bu bizim için, bizim için umut olduğu kanaatini uyandırdı. Demek ki biz istesek birlik olabiliyoruz ve dolayısıyla orada yaptığımız konuşmalarda birlik beraberliği ruhunu da uyandırdığımıza inanıyorum. Dolayısıyla güzel bir etkinlikti, güzel bir paylaşımdı. Çünkü hani adı otizm ama Çarşamba'da, Bafra'da ya da merkezde. Sonuçta hepimizin yaşadığı sorunlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Belki adı farklı, belki tiyatro sahnesi farklı ama yaşanan dram, sıkıntı hepsi hepimizde aynı olduğu için bu şekilde çözüm kavuşturmak da yine birlik beraberlik içerisinde olacağı düşünerek biz bu organizasyonu gerçekleştirdik ve çok da güzel keyif alarak çok güzel bir 4 saat geçirdik. Evet, şimdi o zaman bu haberimize bir dönelim. Tamam. Konuyla alakalı VTR'imizi seyredelim. Tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Kahvaltı sonrası açılış konuşmasını yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmi Çamaş, 2007 yılından bu yana kadar özellikle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın talimatlarıyla çeşitli sosyal projeleri hayata geçirdik dedi. 2007 yılından bu zamana kadar Samsun'da özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'ın talimatlarıyla çeşitli sosyal projeleri hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi özellikle bakıma muhtaç yaşlılarımızın evde bakım işiydi. Şu anda yaklaşık 1000'e yakın büyüğümüz, kıdemlimiz, babamız, annemiz Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bakım hizmetlerinin şemsiyesi altında. Bu tür birliklerin bir ekip işi olduğunu ifade eden Samsun Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı Hatice Tozkoparan'sa konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Sizden isteğimiz lütfen elinize elimizden çekmeyin. Beraber bu çocukların hak ettiği yaşam standartlarını Samsun'da konuşturalım. Daha sonra İlk Adım Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Hasan Tahsin Yazıcı Türkiye'de hak verilmez alınır şeklinde konuştu. Türkiye'de hak verilmez, hak alınır. Yasalar hepsi sizden yana, sizin lehinize. Ancak bunları elde edebilmenin yolu sivil toplum kuruluşu olabilmekten geçiyor. Engelli Federasyonu Başkanı Mehmet Akbulutsa, Samsun'da zihinsel engelli kardeşlerimizin okuyabileceği yeterli düzeyde lise bulunmamaktadır dedi. Özellikle zihinsel engelli çocuklar ve bunların aileleri olduğunu keşfettik. Samsun'da baktık ki bu kardeşlerimizin okuyabileceği yeterli anlamda okul, lise anlamında bulunmamaktadır. Bu anlamdaki ilk yaptığımız çalışmalar lisenin kapasitesini artırmaya yönelikti. Bu çalışmamıza ses veren, kulak veren ve bize öncülük eden Sayın Valimize sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan kahvaltıda otizmli çocukların aileleri birbirleriyle tanışarak bol bol sohbet etme imkanı buldu. Dünkü kahvaltımızın amacı kaynaşma ve sohbet etme, topluma daha neler yapabiliriz amaçlıydı. Hocam sizce kahvaltının amacına uygun oldu mu? Bence bayağı katılım güzeldi. Okulumuzdaki velilerimizin katılımı, ondan sonra Bafra'daki velilerimizin katılımı oldukça iyiydi. Ben bu kadar da beklemiyordum. Açıkçası biz de öyle beklemiyorduk. Sizleri de tebrik ederiz. Burada evet, sizlerin de katkınız bayağı vardı. Ben
bu birlikteliğin devam edeceğini düşünüyorum. Ki insanlar zaten bundan sonra otizmi olan hassasiyetleri ortada. Hele sizin gibi değerli arkadaşlar da bizleri destekledikten sonra her zaman bu tür etkinlikleri biz fazlasıyla layığıyla yerine getireceğimizi düşünüyorum. Sizlere de her zaman destek vermeye biz hazırız. Çok teşekkürler. Ben şuna inanıyorum ki Yağmur Çocuklar programımız en azından otizmin sesini duyurmamızda fazlasıyla faydası olduğuna çok inanıyorum. Böylelikle hem ailelerimiz daha çok bizlerle beraber yaptığımız etkinliklere daha çok katılım sağlıyor biliyorlar. Dediğiniz gibi biz dün bu kadar kalabalık beklemiyorduk. 80 maksimum 85 katılım beklerken 110-120 kişiye kadar çıktık. Bu da bizim için bir gurur unsuru oldu. Peki başkanım siz konuyla alakalı söylemek istedikleriniz nelerdir? Çok güzel bir ortamdı. Paylaşımın olduğu sıcacık verilerle beraber hani bir er meydanı tabiri varlar derler ya. Er meydanıydı. Velisi de, başkanı da, herkes istediğini, yüreğindekini açık yüreklikle ortaya koydu. Çok güzel bir istişare ortamıydı. Güzel paylaşımlar oldu. Söz aldık dernek olarak. Evet, çok güzel. Bundan sonra birlik olacağımıza dair velilerimize canı gönülden coşkuyla evet dediler. Sevgili müdürümüz, saygıdeğer müdürümüz de gene herkese... O da her zaman yanımızda olduğunu ispatladı her halükarda. Artık diyorum bizim sırtımız yere gelmez. Böyle müdürümüz, böyle böyle otizm farkındalığına erişmiş halkımız, Aks TV ve sevgili yayın ekibi. Dolayısıyla inşallah emin adımlarla amacımıza ulaşacağız. Burada da bu imkanı bize sunan herkese, büyükten küçüğe herkese can gönülden minnettarlığımı iletmek istiyorum. Teşekkürler. Gerçekten de öyle yeni bir sloganımız var. Farklıyız, farkındayız. Sizler bizim yanımızdasınız ve bizler çok şanslıyız. Evet. Otizm artık bu sloganla yola çıkıyor. Yağmur Çocuklar bu sloganla yola çıkıyor. Ve farkındalığımızı daha çok duyurabiliyoruz ve daha çok farkındalık yaratabiliyoruz konuyla alakalı. Hocam tekrar okula dönmek istiyorum. Eğitimimize dönmek istiyorum. Eski adıyla OÇAM, yeni adıyla Eğitim Uygulama Merkezimiz hakkında bize daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Kaç yaşında eğitimimiz başlıyor? Yaş aralıkları nelerdir? Sevgili izleyicilerimiz bu konuları çok merak ediyorlar. Biraz bize ve sevgili izleyicilerimize bu konuda bilgi verirseniz seviniriz. Memnuniyetle tabii ki vereyim. Ben önce toplum tarafından algılanan yanlış bir algıyı düzeltmek istiyorum. Burada özel eğitim ibaresi başta geçtiği için millet zannediyor ki bu özel bir kuruluş, özel bir eğitim yeri. Bu böyle değil. Burası bir devlet kuruluşu, devlet okulu. Burada ana sınıfından 8. sınıfa kadar öğrencilerimiz, 48 aylıktan 8. sınıfa kadar öğrencilerimiz eğitim görüyorlar. Okulumuzun bünyesinde iki tane ana sınıfımız, birinci kademede 11 dersliğimiz, ikinci kademede 7 dersliğimiz, okulumuzun bünyesinde yine çok amaçlı bir konferans salonumuz, duyu bütünleme, molodamız, revirimiz, yemekhanemiz, spor aletlerinin olduğu salonumuz, spor salonlarımız, idari odalarımız, rehberlik odalarımızda 53 öğretmenle ve 92 tane öğrenciye hizmet veriyoruz ki bu 92 öğrenci Tekkeköy'den Taflan'a kadar büyükşehir sınırları içerisinde bulunan bütün otizm tanısı almış ve bize yönlendirmesi yapılan bütün öğrencileri biz alıyoruz. Otizm öğrencilerin bütün hepsi bize geliyor. Biz burada okul olarak amacımız çocuklarımızın sosyalleşebilmesi ve topluma adapte olabilmesi yönünde çalışmalar yapmak. Ha bu çalışmaları yaparken tabii ki ders programlarının yanında bazı etkinliklere, uygulamalara da yer veriyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Duyu bütünleme terapisi yapıyoruz öğrencilerimize. Duyu bütünleme hakkında biraz bilgi alalım. Duyu bütünlemesi neler yapıyorsunuz? Duyu bütünleme odamızı biz geçen sene açtık. Yine burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'ın büyük katkılarıyla açılan bir oda burası. Bu yaklaşık 40-45 bin TL maliyetinde olan bir odamız işte gözüküyor. BTR'de izlediğimiz oda. Bu odada
kriz aşamasına gelen veya bunalan öğrencilerimizi bu odada duyu terapisi odasına alıyoruz. Burada çeşitli duyu organlarına hitap edecek şekilde çalışmalar yapıyor öğretmenlerimiz. Burada mesela bir iki tane öğretmenimizi biz bu eğitimi almak için İzmir'e gönderdik. Orada hı hı. seminer aldırdık. Daha sonra burada işte rahatlayan öğrencinin seansı var mesela her gün. Değişik değişik öğrencileri alıyoruz biz buraya. Hı hı. Bütün öğrenciler buradan istifade ediyor. Bir şeyimiz var, dosyamız var. Orada dosyasında işleniyor. Hı hı. Her gün burada bir öğretmen görevli. Öğretmen eşliğinde bu öğrenciler duyu bütünleme odasında terapi görüyor. Daha sonra bu duyu bütünlemeden başka belli aylarda atlı terapi uygulaması yapıyoruz ki otistik çocuklarda atlı terapinin yeri çok önemli, çok fazlasıyla, farklı. Fazlasıyla evet. Sonra yüzme terapisi yapıyoruz. Hı hı. Belli yüzme aylar... de otizmi tabii, çok önemli bir tabii. faktör. Çok önemli faktör. Yeri geldiğinde onu biraz daha açarız. Yüzme sayesinde çocuklarımızın krizlerinin önlendiği, hı hı. rahatladıklarını mesela Hatice Hanım'ın çocuğu da geçen sene bizim öğrencimiz de o da gidiyordu yüzmeye. Tabii her öğrenciyi yüzmeye göndermek isteriz ama bu bazen olanaksız oluyor. Mesela çocuklar sudan korkan oluyor, girmeyen oluyor. Yüzme terapisi yaptırıyoruz. Ondan sonra alışveriş AVM merkezlerinde sosyalleşme adına topluma uyum sağlayabilmesi için AVM'lere gidiyoruz. Ev ziyaretlerimiz var, kaynaştırma eğitimlerimiz var. Bizde olağan, durağan bir eğitim değil, devamlı. Böyle hareketli öğretmen camiamız, öğretmen potansiyelimiz de çok iyi. Onlara da ben bu etkinliklerdeki aldıkları roller bakımından hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Zaten onların sayesinde de yürüyor bu işler. Hep beraber velilerimizle, öğretmenlerimizle bu eğitimleri veriyoruz. Bir şey sormak istiyorum. okul öncesi sınıfınızın adını bir tekrarlar mısınız hocam? Bizim iki tane sınıfımız var. Biri sizin yayınınızın adı Yağmur Çocuklar. Evet. Öteki de Kelebekler sınıfımız. Evet. Yağmur Çocuklar tam denk gelmiş sizin programınıza. Siz mi bizden aldınız? Yok hayır. Hayır, otizm denilince insanın yani otizmle ya, ilgilenen adam, evet. Her birey bunu bilir zaten. Evet. Bizim ismimizin de Yağmur Çocuklar olmasındaki en büyük etkilerden bir tanesi de Yağmur Çocuklar evet. denildiği zaman aklı direkt otizm gelir. Evet. Mesela OÇEM'in de özel ana sınıfının ismi Yağmur evet. Çocuklar. Yurt dışında da Yağmur Çocuklar üzerine yapılmış birçok etkinlikler, birçok okullar, kuruluşlar mevcut. Bizim de bu programı yaparken ne olabilir diye düşünürken direkt aklımıza Yağmur Çocuklar dedik. Çünkü biz otizmi işliyoruz. Otizmi anlatacağız sevgili ailelerimize. Neden Yağmur Çocukları olmasın dedik. Çok güzel evet, de bir evet. ismimiz var. Evet. Zaten otizm 1943 yılından bu yana bilinen bir şey. Ama ne zaman bilindi? O Dustin Hoffman'ın Yağmur Adam filmiyle evet, otizm bu hal aldı. Ondan dolayı da Yağmur Çocuklar da tam denk gelen bir şey. Evet kesinlikle. Evet. Yağmur Adam filminden sonra evet, Yağmur evet. Çocuklar. Hatice Başkanım size dönmek istiyorum. Siz kaç yıl OÇEM'de eğitim aldınız? Biz mi? Ben aşağı yukarı 11 yıl öz zamanım. Ben buraya... Daha önceki görev yaptığımız yerden sırf okul talebiyle, okul arayışıyla Samsun'da boş yer buldum. O dönemde de okul müdür yardımcısı odası bölünerek sınıf haline getirmiş ve orada bir kişi yer olduğunca apar topar biz hemen çoluk çocuk eşimi işimi her şeyi bırakıp apar topar geldik. Namık Bey hani bahsediyor okuldan. Okulun faydaları, VTR'leri de izliyoruz zaten. Hocalarımız sürekli bir aktivasyon halinde. Okulun insan hayatında o kadar büyük yeri varmış ki. Ben bunu oğlum geçen sene yazın mezun oldu. Mezun olduktan sonra daha da bir kavradım. Gerçekten hani okul çocuğun hayatına disiplin getiriyor. Şu an itibariyle siz dışarıdan hoca ver
getirttirerek ya da rehabilitasyon merkeze vesaire vesaire. Bir şekilde eğitim o kısmını tamamlamaya çalışıyorsunuz ama çocuk o sabah diğer çocuklar gibi servise binip okula gidip akşam eve dönme psikolojisini, gene o ortamlarda sosyal paylaşım oranının artması. Dolayısıyla çocuk yaşadığını, öğrenci olduğunu hissediyor. Dolayısıyla gerçekten okul çok büyük katkı sağlıyor ki ben OÇEM'e başladığım andan itibaren hani hiçbir zaman pişman olmadım. Hocalarımızın özverili çalışmaları, bilinçli idarecilerimiz. Dolayısıyla her an, her dakika bizim hayatımıza bir şey kattı. Biz anne olarak çocuklarımızı anlayabiliyoruz ya da anlamaya çalışıyoruz. Ama biz çocuklarımızı çevremize nasıl anlatacağız? Çocuklarımızı eğitim konusunda neleri işleyeceğiz? Nasıl yaklaşacağız? Bunlar konusunda da bize rehberlik ediyor okullar. Yani hem bir bacağı çocuğu eğitirken diğer bacağı da aileyi eğitiyor ki ikisinin beraber kaynaşmasıyla toplumda sağlıklı ya da dik durabilen bireyler oluşmasında büyük etken. Biz diyorum ya, okulumuzu kaybettikten sonra çok büyük lütuf olduğunu anladık. İnşallah lisemizde de bu açımızı kapatacağız. Benim gibi dört gözle bekleyen birçok velim var. İnşallah biz de o bayrağın altında veliler olarak kenarda çocuklarımız İstiklal Marşı okurken gözlerimiz dolarak o sahneyi yaşayacağız inşallah. İnşallah. Buradan da o zaman Yağmur Çocuklar programından sevgili izleyicilerimize söyleyelim. İkinci dönemde lisemiz hayata geçecek. Eğitim ve uygulama ikinci dönem itibariyle başlayacak. Daha detaylısını zaten önümüzdeki hafta konuşacağız. Hocam tekrar size dönmek istiyorum. Şimdi ailelerin karıştırdığı bir şey var. Hani az önce siz de bahsettiğiniz OÇEM devlet okulu, yani eğitim uygulama merkezi bir devlet okulu. Aileler bunu rehabilitasyonla karıştırıyorlar. Rehabilitasyon değil, kurs değil, bir eğitim uygulama okulu. Peki size nasıl müracaat edeceğiz? Size nasıl kayıt olabileceğiz? Çocuğumuzu nasıl getirebileceğiz? Ailelerimizin merak ettiği konulardan bir tanesi de. Bunu da tekrar bir açıklığa kavuştursak hocam. Tabii. Şimdi otistik bir veli, çocuğun velisi ne yapacak? Hı hı. İlk önce otizmli olduğuna dair bir heyet raporu alıyor. Bunu RAM'dan alıyoruz. Yok, bunu devlet hastanelerinden veya üniversitenin hastanelerinden alınan bir heyet raporuyla rehberlik araştırma merkezine başvuruluyor. Hı hı. Rehberlik araştırma merkezi çocuğu inceliyor. Özel eğitim değerlendirme kurulu var orada. Orada bilimsel bir şekilde inceliyorlar çocuğu. Ondan sonra onlar raporunu hazırlıyorlar. Yönlendirmesini yapıyorlar. İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu'na sunuluyor. İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu da hangi okula yerleşecekse ona karar veriyor. Artık bizim okulumuza mı gelir, kaynaştırma mı olur, yoksa başka bir okula mı yerleştirilir? Ona karar veriyor. Ondan sonra öğrenci, velisi bu kararla bize müracaat ettiğinde, zaten bu karar bize geldiğinde biz direkt veliyi arıyoruz. Peki hocam, şimdi kaç tane öğrenciniz var kayıtlı devam eden? Şimdi 92 tane öğrencimiz var. Hı hı. Aslında bakarsanız okulumuzun kapasitesi 76. 92 öğrenci. Kapasiteyi geçtik diyoruz. Tabii geçtik. Mesela bazı birimlerimiz vardı, oraları sınıfa çevirdik. Hı hı. O şekilde bu sene son limitimize ulaştık. 92 öğrencimiz var. İşte demin onun için bahsettim. Bu okul Samsun'un en önemli okullarından biri diye. Hı hı. Niçin? Siz bir normal bir öğrenci ilkokul kademesinde A okulun olmasa B okuluna, B okul olmasa C okuluna yerleştirebiliyorsunuz. Orada çıkmadı, orada başka bir yere alabiliyorsunuz. Mesela bir üst mahalleye veya biraz daha ücra bir mahalleye aldığınızda bu sorunu halledebiliyorsunuz. Ama otistik çocuklarla ilgili biliyorsunuz devlet kuruluşu başka yok. Bütün bireylerin, ailelerin başvurabileceği burası var. Dolayısıyla da yığılma bundan oluyor. İşte yavaş yavaş da büyüklerimizi de sesleniyoruz artık. Demek ki bir otistik çocuklar okuluna da veya bir uygulamaya da gidilmesi gerekiyor. Evet. Peki bu sene kaç tane öğrenci mezun ediyoruz? Bu sene 8 öğrencimiz mezun olacak. Hı hı. İkinci kademeden. İkinci kademeye de 4. sınıflardan. İkinci kademeye de 4 sınıf. Yani 16 öğrenci gelecek. Yani
8 öğrenci artacak ikinci kademe. Sizde de o çemberde 4+4 eğitimi aynen devam ediliyor. Bizde de mesela bu 4+4 uygulamasından sonra 1, 2, 3. 4. sınıflar 1. kademe, 5, 6, 7, 8. sınıflar 2. kademe oldu. Bizde 3. kademe olmadığı için biz mezun ediyoruz. Mezun ettikten sonra bir velilerimize bir şey daha hatırlatalım. Mezun ettikten sonra o mezuniyet belgesiyle, o bir diploma değildir, mezuniyet belgesiyle aileler yine RAM'a müracaat ediyorlar. RAM onları 3. kademeye yerleştirme kararı alıyor bu sefer. Lisemiz açıldıktan sonra tabii. Zaten velilerimiz bunu yapacaklar. Bunu yapacaklar ve böylelikle de evde bekleyen çocuğumuz, ailelerimiz artık olmayacak. İnşallah. Eğitimde tekrar durmaksızın akmaya devam edecek inşallah. Peki hocam, şimdiye kadar kaç tane projeyi hayata geçirdiniz? Vallahi ben 2011 yılında göreve geldikten sonra Samsun Valiliğimizin öncülüğünde, Sağlık İl Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz bir otistik çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı projemiz vardı. Bu projemiz velilerimize ve çocuklarımıza ağız diş sağlığını benimsetmek, öğretmek için seminerler düzenledik bu projede. Ve bu proje kapsamında 10.275 adet özel tek kullanımlık fırça dağıttık öğrencilerimize ve hala öğrencilerimiz öğretmenleri ve bakıcıları eşliğinde öğlen yemeklerinden sonra diş fırçalama alışkanlığını sürdürüyorlar. Diğer bir projemiz Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde Gazi Paşa İlkokulu'yla yapmış olduğumuz kaynaştırma eğitimi projemiz vardı. Seni Anlıyorum projesiydi bunun adı. Burada amacımız otistik öğrencilerimizi akranlarıyla aynı ortamda buluşturmayı, onlarla kaynaşmayı amaçladık burada. Bizim için çok önemli, çok faydalı bir projeydi bu. Diğer bir projemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği ortaklaşma finansmanıyla oluşturduğumuz okul öncesi çocuklarda özel eğitim yaygınlaşma projemiz vardı. Bağımsız yaşam becerileri için okul öncesi tam vakti projemiz. Bu projeyle de okul öncesindeki işte zihinsel engelli, özel eğitim gereksinimi olan bireylere, öğrencilere yönelik 36-72 aydı o zaman. Daha bu 4+4'ten önceydi bu. Evet. 36-72 aylık öğrencilere özel eğitimi en iyi şekilde oradan yararlanması için yapılan bir projeydi. Bu proje kapsamında 93.300 euroluk bütçesi olan bir projeydi. Bu proje kapsamında özel gereksinimi olan bireylerin velilerine eğitimler verdik. Bütün Samsun genelindeki bütün ilçelerdeki ana sınıfını öğretmenlerine eğitimler verdik. Bu eğitimleri verecek ana sınıfın öğretmenlerini Eskişehir Üniversitesi'ne gönderdik. Orada özel eğitimle ilgili orada dersler aldılar hocalardan. Bu bakımdan Samsun'da belki de 3-5 tane hibe projesinden birini bizim okulumuz gerçekleştirdi. Bu bakımda da okulumuzda yürüttüğümüz bu proje çok önemliydi. Bir başka projemiz, demin de bahsettik, bu yüzme terapisiyle ilgiliydi. Özel idareyle ortaklaşa yapmış olduğumuz bir projeydi bu. Burada yüzme terapisi öğrencilere uygulandı. Nasıl uygulandı? Haftanın belli günlerinde 2 ay boyunca çocuklarımız yüzmeye gitti öğretmenler eşliğinde. Ve biz şunu gözlemledik. Yüzmeden sonra öğrencilerimize bayağı bir rahatlama. Hatice Hanım da mesela çocuğu o projenin kapsamındaydı. O da belki gözlemlemiştir kendi çocuğunda. Evet, şimdi onu da. Bir başka son projemiz de bundan 2 gün önce başlattık yine. Bu Seni Anlıyorum 2 projesi. Bu da Bahçeşehir Koleji ile birlikte yapmış olduğumuz bir kaynaştırma eğitimi projesi. Biz kaynaştırma eğitimi projelerine çok önem veriyoruz. Bizim okulumuzun olmazsa olmazlarından bir tanesi kaynaştırma eğitimi. Ama biz şunu demiyoruz. Biz herkesle kaynaştırma eğitimi yapacağız diye bir şey yok. Biz öncelikle bize faydalı olabilecek şekilde
durumu değerlendiriyoruz. Hangi okul bize faydalıysa o okula bu kaynaştırma eğitimi yapıyoruz. Çünkü önemli olan şu, önemli olan bizi kabullenebilmek. Gittiğiniz ortam sizi kabullenebilecek bir ortam olacak. Mesela bir okula gittiğinizde, biz bunu çok yaptık bu, her zaman yaptık, Hatice Hanım da bilir. Okula gittiğinizde okuldaki idareci sizi istemezse, öğretmen sizi istemezse, öğrenci veli sizi istemezse bunun hiçbir esprisi yok, hiçbir faydası yok. Ama talep karşıdan gelirse, ortaktan gelirse ve idareci sizi isterse, veli sizi isterse, öğrenci sizi isterse bu projenin keyfi daha bir tatlı oluyor. Öğrencimiz severek gidiyor. Şimdi öğrencilerimize giderken ben minibüsteydim. Soruyorlar nereye gidiyoruz? Kaynaştırma eğitimi çocuklara. Yani bunu öğreniyor çocuk, bunu biliyor. Onun için biz şunu söylüyoruz. Bizi isteyenle, bizi benimseyene, zaten onun için seni anlıyorum diyoruz biz projemize. Seni anlıyorum projesinin şeyi bu. Bizi anlayanlarla biz bu projeyi yapıp başarılı olmak istiyoruz. Onun için de Başarı Koleji dedi ki siz de bir proje yapalım böyle. Tamam dedik, biz de kabul ettik. Çok güzel başladı, inşallah güzel biter. İnşallah. Ben burada projeye katılan tüm öğretmen arkadaşlarıma, emeği geçen tüm bireylere ve proje ortaklarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum bu otistik çocuklarımızın adına. Bizi anladıkları için biz de çok teşekkür ediyoruz. Buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Size geçmek istiyorum ben Hatice Hanım. Haydar Kemal'le hangi projelere dahil oldunuz? Yüzmede bir derecesi var, onu biliyoruz. Ondan biraz bahseder misiniz? Şimdi Haydar Kemal Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'ndeyken kaynaştırma programından istifade etti. Gene yüzme programından istifade etti. Hocamın dediği gibi kaynaştırma programı bizim çocuklar için çok önemli. Çünkü ilk etapta normal çocukların içerisinde olmak onlar için artı bir avantaj. Çünkü çevresindeki çocukların tepkisi, döngüsü doğal, normal. Ama bizim çocuklarımız orada kabul gördükleri zaman gerçek kimliklerini orada sergileyebiliyorlar. Kendilerine abi, abla edinip sosyal yaşam bakımından da daha ileri seviyelere taşınıyorlar. Aynı zamanda insanların içerisinde paylaşma imkanları arttığı için yaşama bağlamları da artıyor. Dolayısıyla bizim çocuklarımızın sosyal olarak içe kapanıklığı bu tür programlarla bir nebze olsun aşılıyor. Hani hocamın dediği gibi karşı taraftaki veliler, idareciler, öğretmenler, öğrenciler bu çocukları anladığı zaman gerçekten tadına doyum olmuyor. Hem veliler açısından, hem otizmli çocuklar açısından, hem de diğer sağlıklı çocuklar açısından. Onlar da bir şeyler üretmenin, paylaşmanın. Benim Haydar Kemal tombul, iri bir çocuk. Abi dediği, kardeş diye nitelendirdiğimiz arkadaşı onun yarısı kadar. Ama o kadar güzel dostluk kurdular ki. Dolayısıyla o çocuk memnun bir kişiye rehberlik etmesinden, ben anne olarak memnun çocuğumu paylaşımın artmasından. Herkese havuz ya da yüzme organizasyonları da böyle. Şimdi bizim çocuklar hani dediğim gibi konuşma yetisi hepsinde yok. Dolayısıyla normal sağlıklı bir insan duygularını nasıl ifade eder? Konuşarak öfkesini sözleriyle, hareketleriyle ifade eder. Ama bizim çocuklarımızın konuşma yeteneği büyük bir çoğunluğunda yok. Dolayısıyla üç dünyasında neler geçiyor anlamıyorsunuz. Durup dururken öfke nöbeti yaşayabiliyor. İşte bu tür organizasyonlar yüzmedir, atlet terapidir. Çocukların o duyu boşalmasını işte o stresi üzerinden atmalarına büyük bir vesile oluyor. Hani bu organizasyonlarla çocuklar o üzerindeki negatif enerjiyi atarak eve daha dingin, daha sakin, gene eğitim kurumuna da daha eğitime elverişli açık halde geliyorlar. Dolayısıyla hani bu imkanların devamı gerçekten bizim çocuklar için önem arz ediyor. Bu zaten faaliyetler özellikle yüzme ya da diğer terapiler çocukların kan dolaşımını hızlandırdığı için beyne oksijen gitmesini daha da arttırıyor. Ve bu da dolayısıyla kan dolaşımı hızlandığı için de çocuklardaki öfke nöbetleri, sinir asabi durumları daha alt safhaya inebiliyor. Peki Haydar Kemal'in derecesi neydi yüzme?
şampiyonasında? Geçen sene ikinci, ondan önceki sene de birinci olmuştu. Diyorum ya, yani onun o madalya almasından ziyade o kürsüye çıkması, hocasına sarılması, yani o coşkuyu çok büyük bir coşku ve şu var, hani biz engelli aileleri, hani engel demek de hoşuma gitmiyor çünkü özel aileler, özel çocuklara sahip olan insanlar ufak şeylerden mutlu olmayı bilebiliyoruz ya da öğrendik. Çocuklarımız dolayısıyla hani bize hayatın en büyük kârı bu oldu, olsa gerek. Hani ufak şeylerden dolayısıyla hani çocuğumuzun orada geri kalması dahi ya da dereceye girmese dahi orada o havuzda arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşması o kadar büyük coşku ki. Tabii ki madalyalar o ayrı üzerine diyorum ya, taçlandırmış oluyor ama yeter ki bir paylaşımları olsun, sosyal ortamda kendilerini ifade edebilsinler, dik durabilsinler. Bir gün Haydar Kemal'in madalyalarını takmış bir şekilde burada koltukta stüdyomuzda ağırlamak isteriz inşallah. Gelmek isterse. Evet, biraz. Yani önemli olan şey altını çizmek gerekirse evet. Gelmek isterse. Çünkü önemli olan şey Haydar Kemal'in istemesi. Kendisi karar veriyor bir yere gitmek istediğine, yemek yemek istediğine, sinemaya, tiyatroya ya da sosyal etkinliklere gitmek istediğine. İnşallah bir gün stüdyomuza gelmeye karar verir, programımıza İnşallah. Karar verir. Onu da burada ağırlamak bizim için bize bir onur olur. İnşallah. Hocam peki tekrar size dönmek istiyorum. Hedeflediğiniz başka projeleriniz var mıdır? Hedeflediğimiz bundan sonra benim iki tane projem var. Eğer gerçekleştirebilirsek. Bir tanesi okulumuzun çatı katı olan kısmın kapatılarak orada bir uygulama evi ve etkinlik alanı oluşturmak. Bir de işte bahsettiğimiz gibi çocukların bu yüzme terapisindeki etkilerinden dolayı, faydalarından dolayı okulumuza bir her zaman kullanılabilecek bir yüzme havuzu kazandırabilme İnşallah. Yönünde projemiz var ama bakalım muvaffak olabileceğiz mi? Biz burada bütün hayır sahiplerine ve gönüllü insanlara da kapımız açık bu projelerde. Biz de dernek olarak, Yağmur Çocukları olarak size her türlü destek, yardım, manevi yönden, elimizden ne gelirse burada ekranları başındaki sevgili izleyicilerimiz de eminim ki desteklerini vermek isterler. Destekleri için okula telefon açmaları ya da sizinle itibatıma geçmesi gerekiyor. Ben onu da sizlerin huzurunda vatandaşlarımıza, halkımıza bildireyim. Arama motorundan, internetten Fariye Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Merkezi yazdıklarında okulumuzun sitesi aktif durumdadır. Orada etkinliklerimiz, yaptıklarımız, iletişim adreslerimiz, her şeyimiz mevcut. Sadece o arama motoruna Fariye Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Merkezi yazmaları yeterli. Bu şekilde size tabii, hemen ulaşabilirler. Zaten Samsun'da dediğim gibi tek okul. Arandığında her zaman ulaşılabilecek. İkinci okulumuz yolda. İkinci dönemde başlayacağız. Üçüncü kademimizde. Üçüncü kademe olarak, üçüncü i̇nşallah. Ve dördüncü kademe olarak inşallah ikinci dönemde eğitime uygulama başlayacak. Maalesef programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Konumuz çok güzeldi. Otizmde eğitimdi. Konuşmak yeterli gelmiyor aslında. Daha fazla konuşmak istiyor insan konuştukça. Ama maalesef programımızın sonuna geldik. Çok pardon. Eklemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır Sayın Hocam? Nam Kalkan. Ben ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize en içten dileklerimi, saygılarımı sunuyor. Esenlikler diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Stetoskop Paran, son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Var. Konu otizm olunca söylenecek çok şey var ama sürelerimiz yetmiyor dediğiniz gibi. Şimdi benim ekran başındaki dinleyicilerden ricam, lütfen boş zamanlarında ya da şöyle kafa dinlemek istediklerinde ya da şu manevi duyguları kabardığında hocamın dediği yere baksınlar. Ya da yolları geçiyorsa bir okula uğrasınlar. Bu çocuklar için neler yapılıyor, nelere ihtiyacı var? Lütfen bizler bu konuda bilinçli olalım. Sıkıntı, dert kapımızı çalmadan
bir şeyler yapabilelim ki onun manevi hazzı dünyalarla ölçülemez. Bizler çocuklarımızla beraber bir bütünüz, bu toplum içerisindeyiz. Lütfen bizi görün, bizim elimizden tutun. Ve özellikle altını çiziyorum, OÇEM'in başka bir alternatifi yok. OÇEM açılacak olan zihinsel engelliler eğitim uygulamanın Samsun'a başka alternatifi yok. Dolayısıyla bizler sağlıklı çocukların sahip olduğu imkanlara sahip değiliz. Lütfen bu konuda duyarlı olurlarsa, hayırsever vatandaşlarımız yarım günü bize ayırırlarsa o zaman ne demek istediklerimizi daha iyi anlayabilirler kanaatindeyim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, maalesef bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sayın hocam Namık Alkan'sa tekrar teşekkür ediyorum. Hatice Tozkoparan tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar Aks TV ekranlarında görüşmek üzere. Yağmur Çocuklar adına hepinize hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.